hoş bulduk. Bizim insan için çok mutluyum. Sağ olun. Size bir sorun olacak. Şimdi bir yazdıklarınızdan birinde şiir ve anne insanı hatırlayabilirsiniz. Şiir, anne ve çocuk arasındaki ilişkiyi nasıl görüyorsunuz? Şöyle düşünüyorum bir defa. Yani şiir insan ana dildir ve sen işte ana dildirsin şiir genellikle. Başka diller de bilirsiniz ama kendi şiir ana dilinizle yazılırsın. Kemal'la ana dildir. Bir anlamı hem de aslında sözcükler bize annemizden geçer. Yani dil öğreten annedir çünkü. Hani siz de çocuksunuz baba yani diye baktığınız zaman bütün şeyi tanıtan annedir. Ben de o yüzden hem ana dili bakımından hem de sözcükleri anneden öğrendiğim için ona bir şekilde bana yaptıklarına karşılık, beni yetiştirmesine, büyütmesine, dil öğretmesine karşılık sanki bir borç ödüyormuşum gibi düşünüyorum. Anneler gerçi bizden borç ödememizi istemez tabii çocuklarından hiçbir zaman ama olsun gene de ben bir onun evladı olarak sanki hem ana dilimi hem de kendi anneme onun bağlantıyla ettiği için borcunu ödüyorum diye düşünüyorum. Ve anne dili tabii daha yumuşak, daha şefkatli, daha barışçı bir dil her zaman kadın dili. O yüzden de ilk işi bizim baba dilimiz değil, ana dilimizdir. Teşekkür ederim. Tabii sıkıntı olur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Okulumuza geldiğiniz ve bu güzel söyleşinizle bizleri aydınlattığınız için çok teşekkür ederiz. Ben de bu güzel çay içtiğim sadece teşekkür ederim. Her şey için buyurun. Okulumuzla ilgili izlenenlerinizi...